Merhaba çocuklar. Bugün arkadaşlarımla size Alice Harikalar Diyarında hikayesini anlatacağız. Şimdi arkanıza yaslanın ve hikayenin tadını çıkarın. Bir varmış, bir yokmuş. Alice ve ablası güzel havanın tadını çıkararak kırlarda dolaşıyorlarmış. Daha sonra bir ağacın gölgesine oturmuşlar. Ablası kitap okuyor, Alice ise etrafı izliyormuş. Daha sonra etrafı izlemekten sıkılan Alice ne yapsam diye şöyle etrafa bakmaya başlamış. O sırada beyaz bir tavşan görmüş. Tavşan eyvah eyvah neredeyse geç kalıyorum diye söylenerek hızlıca önünden koşmuş. Alice bu gördüğü karşısında dona kalmış. Çünkü daha önce konuşan bir tavşan hiç görmemiş. Alice neler olduğunu anlamak için merakla tavşanın peşine düşmüş. Tavşan bir anda bir ağaç kovuğunun içine dalmış. Alice de onu takip etmiş ve beraber ağaç kovuğunun içine girmişler. Dipsiz bir kuyunun içinde düşmeye başlamışlar. Alice düşmüş ve düşerken sağında solunda tablolar, raflar ve küçük çekmeceli dolaplar olduğunu fark etmiş. Daha sonra yavaşça yere inmiş. Etrafına bakınmış. Hiç kimse ve hiçbir şey yokmuş. Sadece karşısında upuzun bir koridor varmış. Bu koridorda yavaş yavaş yürümeye başlamış. Sağında ve solunda irili ufaklı kapılar olduğunu fark etmiş ama bunlar kilitliymiş. Bir anda korkmaya başlamış. Bir daha buradan hiç çıkamayacağım diye düşünmüş. Zaten peşine düştüğü tavşan da etrafta yokmuş. Ama bir anda üç bacaklı bir masa ve üzerinde de küçük altın bir anahtar fark etmiş. Hemen anahtarı almış ve bütün kapılarda tek tek denemiş. Ama anahtar o kadar küçükmüş ki hiçbir kapıyı açmamış. Tam umutsuzluğa kapılırken perdenin arkasında diğerlerinden daha küçük bir kapı olduğunu fark etmiş. Hemen anahtarı almış ve bu kapının kilidine sokmuş. Kapının kilidi açılmış. Kapının ardında rengarenk çiçeklerle dolu güzel bir bahçe varmış. Ancak Alice bu kapıdan geçemeyecek kadar büyükmüş. Alice keşke kapıdan geçebilseydim diye düşünmüş. Odaya geri döndüğünde üzerinde beni iç yazan bir şişe fark etmiş. Heyecanla şişenin yanına gitmiş ve içmeye başlamış. İçindeki sıvıyı içtikçe Alice küçülüyormuş. Küçülmüş. Nihayet kapıdan geçebilecekmiş artık. Heyecanla masanın üzerindeki anahtarı almak için dönmüş. Fakat bu sefer de masaya ulaşamayacak kadar küçük olduğunu fark etmiş. Çaresizlik içinde etrafına bakarken üzerinde beni ye yazan bir kek fark etmiş. Bu sefer keki eline almış, bir parça tatmış, sonra bir parça daha ve kekin tamamını yemiş. Alice keki yedikçe büyüyormuş. Büyümüş. Nihayet eski boyuna ulaşmış. Masaya dönmüş, anahtarı almış. Fakat bu sefer de kapıdan geçemeyeceğini hatırlamış. Tüm bu olanlardan sonra gücü tükenmiş artık. Ümitsizliğe kapılan Alice ağlamaya başlamış. Gözlerinden akan iri iri damlalar büyük bir su birikintisi oluşturmuş. Su birikintisi koridorun sonuna kadar uzanıyormuş. Beyaz tavşan birden yüzerek Alice'in önünden geçmiş. Alice, her ne kadar durun bir dakika beni bekleyin diye bağırmış olsa da tavşan Alice'i hiç görmeden geçip gitmiş. Ama koşarken eldivenlerini ve yelpazesini yere düşürmüş. Alice, tavşanın düşürmüş olduğu eşyaları yerden toplamış. Yelpazeyi birkaç kez salladığında birdenbire küçülmeye başlamış. Küçük kız ve suda yüzen diğer hayvanlar hep birlikte kıyıya doğru sürüklenmeye başlamışlar. Kıyıya vardıklarında Alice tavşanı tekrar görmüş. Tavşan Alice'i hizmetçisi zannetmiş. Ondan eldivenini ve yelpazesini getirmesini istemiş. Alice olan biteni anlamamış. Kafası karışmış ve biraz da korkmuş. Ama yine de duruma itiraz etmeyip tavşanın ormandaki evine doğru gitmiş. O sırada evin içindeki masanın üzerinde bir şişe görmüş. Eğer bu şişenin içindeki suyu içersem belki normal halime dönerim diye düşünerekten şişenin içindeki suyu içmiş. Ve birdenbire büyümeye başlamış. O kadar fazla büyümüş ki odanın içine sığamaz olmuş. Bu arada tavşan dışarıda sabırsızlıkla Alice'i bekliyormuş. Alice'den korkan hayvanlar etraftan topladıkları taşları camdan içeri atmaya başlamışlar. Alice'in yanına düşen taşlar küçük küçük pastalara dönüşüyormuş. Alice
yerden bu pastaları alıp yemeye başlayınca küçülerek evden çıkmayı başarmış. Ama ne yazık ki bu sefer de çok fazla küçülmüş. Zavallı Alice ormandaki otların arasında kaybolmuş. Tekrar normal boyuma nasıl dönerim diye düşünürken ormanda bir mantara çarpmış. Mantarın üzerinde mavi bir tırtıl varmış. Tırtıla tekrar normal boyuma nasıl dönebilirim diye sormuş. Tırtıl da ona bilgece bir tavırla, üzerinde bulunduğum bu mantarın bir tarafı seni büyütür, diğer tarafı seni küçültür demiş. Mantar yuvarlak olduğu için Alice mantarı ne tarafından yerse büyüyeceğini, ne tarafından yerse küçüleceğini bilemiyormuş. Şansını denemiş ve mantarın bir tarafından koparıp ağzına atmış. Alice birden o kadar büyümüş ki kendi ayaklarını bile göremez olmuş. Hemen mantarın öbür tarafından da bir parça koparmış ve onu yemeye başlamış. Ve Alice tekrar normal boyuna kavuşmuş. Bu sırada kendisini tuhaf tuhaf sırıtarak seyreden bir kedi görmüş. Alice hayatında ilk defa böyle gülümseyen bir kedi görüyormuş. Ve kediye sen ne kadar tuhaf bir kedisin böyle demiş. Kedi de sen bana tuhaf diyorsun ama sen asıl Mars tavşanı ve şapkacıyla tanışmadın galiba demiş ve bir anda ortadan kaybolmuş. Alice daha sonra bir ağacın altında çay içerken Mars tavşanı ve şapkacıyı görmüş. Yanlarında bir de tarla faresi varmış, masaya kafasını dayayıp uyuyormuş. Şapkacı Alice'in geldiğini görünce ona doğru yaklaşıp bir bilmece sormuş. Kargalar neden masaya benzer? Alice düşünmüş ama cevabı bulamamış ve bilmiyorum demiş. Neden? Şapkacı ben de bilmiyorum demiş ve gülmeye başlamışlar. Alice, şapkacı ve Mars tavşanının kötü şakalarından ve tavırlarından hiç hoşlanmamış. Hemen oradan ayrılmış. Ne tuhaflardı diye kendi kendine söylenirken yanından geçtiği bir ağacın gövdesinde bir kapı olduğunu fark etmiş. Yakınlaşmış ve kapıdan içeri girmiş. Orada altın bir anahtar bulmuş. Bu altın anahtar çok güzel bir bahçenin kapısını açacak olan anahtarmış. Bahçeye giren Alice çok şaşırmış. Kupa kraliçesinin bahçıvanları bahçedeki bütün beyaz gülleri kırmızıya boyuyorlarmış. Ve adamların hepsi birer iskambil kağıdına benziyormuş. Şaşkınlıkla ve merakla etrafına bakmaya devam eden Alice, kupa kraliçesinin bahçeye girdiğini görmüş. Derken bir ses duymuş. Dava başladı. Bir anda herkes mahkeme salonuna doğru koşuşturmaya başlamış. Kupa kraliçesinin mutfağındaki bir tartı çaldığını iddia edilen bir valinin duruşması varmış. Beyaz tavşan da mahkemedeki yerini almış. Sonra kupa kraliçesi Alice'e bildiğin her şeyi anlat diye bağırmış. Alice şaşırmış. Ben bir şey bilmiyorum ki. Bu cevaba sinirlenen kupa kraliçesi adamlarına Alice'i hemen tutuklayın diye emir vermiş. Alice ne yapacağını şaşırmış ancak korkmamış. Ve siz benim kraliçem değilsiniz. Bana bunları yapamazsınız. Bunu söyler söylemez kraliçe, kral ve diğer bütün kartlar Alice'in üzerinde havalanmaya başlamışlar. Alice'in etrafında bir girdap oluşturmuşlar. Alice girdabın içinde havalanmış, havalanmış, havalanmış ve bir anda kendini tekrar kırlarda bulmuş. Etrafında yapraklar uçuşuyormuş. Ablasının sesini duymuş. Alice, Alice, uyan artık. Alice uyandığında hepsinin bir rüya olduğunu anlamış ve ablasına tüm rüyasını anlatmaya başlamış. Evet arkadaşlar, bugünkü hikayemizin de sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bizden dinlemek istediğiniz bir hikaye varsa İş Sanat'ın Instagram hesabından bize yazabilirsiniz. Hoşça kalın, evde kalın.